Bir sonraki konum arkadaşlar çiçek pazarı. Çiçek pazarı. Harbiden çiçek pazarı. Size daha önce söylediğim gibi arkadaşlar, Hollanda'da çiçekler önemli bir yer kaplıyor. Hem kültürel olarak, hem de ekonomik olarak, hem de tarihsel olarak. Hadi bakalım gelin birazcık hem size oraya gidene kadar lalenin hikayesini anlatayım. Hem de ekonomik boyutundan bahsedeyim ben bu işin size. İlk olarak arkadaşlar, lale İstanbul'da çok ünlü bir bitki. Şimdi bunu biz böyle iddia ediyoruz. Biz diyoruz ki hani lale İstanbul'dan Avrupa'ya gitti. Muhtemelen bu doğrudur ama hani tam olarak da bazı farklılıklar da olabilir detaylarla alakalı. Çünkü tam olarak lalenin hala nasıl Hollanda'ya kadar ulaştığı malum. Farklı farklı tezler var. Hatta Türkiye'de Lale Vakfı diye bir vakıf var arkadaşlar. Bunlar bunun üzerine araştırma bile yapıyor. Ama ne kadar objektif bir tarih araştırması yapıyorlar açıkçası bunu bilemeyeceğim. Neyse, 15. yüzyılda lale arkadaşlar Hollanda'ya geliyor. Ondan sonra 16. ve 17. yüzyıllarda gerçekten bir lale çılgınlığı oluyor arkadaşlar. Lale üreten şirketler bile borsalarda neredeyse tavanları görüyor dönemde buralarda. Şu anda her sene Hollanda'da arkadaşlar 6 milyar lale soğanı ekiliyor. Ve milyarlarca da laleyi yurt dışına ihraç ediyorlar. Milyarlarca bitkiyi, tarım ürünü de yurt dışına ihraç ediyorlar. Sadece arkadaşlar 2019 yılında bu çiçek kökü ve çiçek tohumu ve çiçeklerin toplam arkadaşlar ihracatı 9.8 milyar euroyu bulmuş. Yani bu Türkiye'nin savunma ihracatından bile daha yüksek bir sayı. Size öyle söyleyeyim, inanılmaz bir para bu. Sadece çiçekten böyle parayı elde etmek inanılmaz. Aynı zamanda Hollanda arkadaşlar, yani Konya ile kıyaslanabilecek yüz ölçümüne sahip bir ülke olmasına rağmen kendisi arkadaşlar dünyanın en çok parasal anlamda gıda ihraç eden ikinci ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Sizi düşünün, her sene arkadaşlar neredeyse 100 milyar euroluk gıda gelirini, gıda ihracatından kazandığı parayı kasasına koyan bir ülke. Yani bu inanılmaz bir sayı. Gerçekten inanılmaz bir sayı. Hem bunu katma değere dönüştürmek, hem de ülkesinin hiçbir zaman aç kalmayacağından emin olmak. O yüzden bu ülke arkadaşlar gıda enflasyonundan diğer ülkeler kadar etkilenmiyor. Ne olursa olsun yarın savaş da çıksa kendi kendine tarımda yetebilen bir ülke olması Hollanda'yı çok kritik bir hale getiriyor. Ve vatandaşların daha güvenli hissetmesine sebep oluyor. Neyse, gelin çiçek pazarına devam edelim hadi. Geldik arkadaşlar çiçek pazarına. Bakın burada gördüklerinizin hepsi lale soğanı. Bunları ekiyorsunuz, lale oluyor. 5 tanesi 2,5 euro. Bak fiyatlar böyle. Çok iyiler ya. Böyle çeşit çeşit, yüzlerce farklı çeşit lale var burada. Böyle soğansı bitki işte bu ya. Ama çok güzel bitki. Baksana abi. Bak burada da 25'li karışık lale soğanı var. Bir tanesi 8,5 euro. Bak böyle çeşit çeşit var. Bu neymiş? Bu da farklı bitkiler, bak böyle. Çubuk çubuk. Sadece arkadaşlar şunu duydum, şununla alakalı dikkat edin. Bak mesela böyle kapalı kutularda aldığınızda içinden eksik çıkabiliyormuş üzerinde yazdığına göre. Sadece ona dikkat edin, yeter. Ama mesela bunların içi gözüküyor yani. Bak böyle 25 tane lale soğanı var içinde. Ucuza da bulabiliyorsunuz. Böyle 25 tane soğan 7,5 euro. Ama sonu yok bu işin ya. Bir sürü çiçek var burada yani. Ama abi Hollanda lalesi olmaz. Bak burada 40'lı var karışık. Bu da 9 euro. Güzel yani. Al abi götür evine hatıra olarak. Her yeri lale yap. Böyle lale soğanlarını aldık. Bu arada arkadaşlar dünyada 3000'den fazla lale türü var.
İsterseniz siz de gelip bunların birçoğunu burada bulabiliyorsunuz. Bak bunlar hep seramik. Bunlar böyle oyuncak. Odundanmış pardon. 2,5 tanesi 2,5, 3 tanesi 6 euro. Bir de bak böyle bir şey var Amsterdam'da. Hep abi toplu alınca ucuza geliyor. Yani burada çok ilginç bir sistem var. Demek ki stokları çok yüksek abi satıcıların. O yüzden de sürekli bir sirkülasyon istiyorlar. Toplu alınca hemen veriyorlar yani ucuza. Baksana abi insan hangisini seçeceğini bilemez ya. Şuna bak tanesi 7,5 euroymuş. Bak bu neymiş? Bu da palm. Abi değişik değişik bitkiler var. Sadece böyle şeyler de yok. Sadece lale de yok. Böyle değişik değişik 1 milyon farklı bitki var abi burada. O kaktüs şefler. Tanesi 4 euro. Baksana abi limon ağacı da var burada böyle ufak. Kolay büyür diyor. Bir tanesi 3,5 euro. Portakal ağacı var. Abi bunları böyle yani hem yurt dışına ihraç ediyorlar, milyarlarca dolar kazanıyorlar. Hem de buraya sırf bunun için gelen turistler oluyor. Özellikle lale tarlaları oluyor arkadaşlar kırsal bölgelerde. İnsanlar gelip lale tarlalarını ziyaret etmek için bu ülkeye turizm geliri sağlıyorlar yani. Bunlar gerçek arkadaşlar. Benim mis gibi de kopuyorlar. Oh yeter bu kadar çiçek. Şimdi birazcık daha turlayacağız. Sonra da gidip Nahut'la buluşuruz abi. Oturur bir şeyler içeriz ya. Bak burada böyle bir abimiz İsrail'e karşı Filistin'i savunan bir eylem yapıyor. İsrail'in apartheid over Palestinians is a crime against humanity. Apartheid is overbearing. Apartheid is segregatie. Apartheid is versnippering. Apartheid is onteigening. Israëls apartheid over Palestijnen is een misdaad tegen de mensheid. Apartheid is deprivation. Apartheid is segregation. Apartheid is fragmentation. Apartheid is dispossession. Israël's apartheid over Palestinians is a crime against humanity. Şimdi Nahut'u bekliyorum. Beraber şeye gideceğiz abi. Burada Jordan diye bir bölgesi var. Orada böyle güzel diyorlar kafeler, işte barları, buralar, zıvırlar. Gidip Jordan'da beraber yürüyüş yapacağız. Hem de sizi Nahut'la tanıştırırım bakalım. Bu arada arkadaşlar burası da Anne Frank'ın evi. Bu Anne Frank arkadaşlar bu binada saklanıyor bir Yahudi olarak. Daha o zamanlar çocuk. Ve bu günlerini günlük olarak yazıyor arkadaşlar bu evde. Ondan sonra ne yazık ki bulunup toplama kampında öldürülüyor. Ama daha sonradan bu kitap dünyanın en çok satılanlarından biri oluyor. Nahut da geldi bu arada. Okay, you're famous right now. Nahut'la beraber oturduk, bir şeyler içtik, sohbet ettik. Oraları çekemedim şarjım az olduğu için kusura bakmayın. Neler konuştuk? Havadan sudan konuştuk. Bana birazcık Hollanda'dan da bahsetti. Kendisi çünkü doğma büyüme Hollandalı abi adam. Yani zaten adam Hollandalı. Türk falan da değil yani. Dedi yani Hollanda'da yaşamak güzel dedi. Ama dedi yurt dışından gelecekler için birkaç şey söyleyebilirim dedi. Onlar da mesela yurt dışından taşındığınız zaman arkadaşlar herhangi bir Hollandalı arkadaş grubunun içine girmeniz zor olabiliyormuş.
Ama yani bence bu her ülkede böyle. Ama bu ırkçılık anlamında değil yani. Çünkü o ülkenin dilini iyi akıcı konuşamadığınız için İngilizce konuşmak istemiyorlar. Yani sonuçta ben de öyle arkadaşlarımla buluştuğum zaman İngilizce değil Türkçe konuşmak isterdim. Türkiye'deki takılacağım zaman. Aynı mantık yani. O yüzden çok da şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Eğer buraya gelecekler varsa aklınızda bulunsun. Böyle yerel insanlara tanışmak istiyorsanız en azından Flamenkçeyi belli bir seviyeye kadar öğrenin. Böylece ülkeye olan adaptasyonunuz kolaylaşır. Neyse bugünlük bu kadardı. Şimdi eve gidiyorum. Bence güzel bölüm oldu. Özellikle yerel pazarlarını gezdiğimiz güzel bölüm oldu. Neyse lütfen arkadaşlar beğenin, yorum atın. Çünkü gerçekten artık seyahatleri yönetmem çok zorlaştı. Artık finanse edemiyorum arkadaşlar seyahatleri. Kredi kartta kayıp. En azından bu bölümün reklamlarını geçmeden izlerseniz bile bana çok büyük bir yararınız olur. Hadi kendinize iyi bakın. Bu bölümü burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Abone olun, beğenin, like atın, yorum atın. Hadi bay bay.